Aslında hep çok konuştuğumuz bir mesele. Ev sahibi olmak, araba, araç sahibi olmak. Bugün de konuşuyoruz, dün de konuştuk. Belki yarın da konuşacağız. Bunun değişik yöntemleri, değişik yolları var. Bu yollardan birinde sevgili Eyüp Akbal'ın önderliğinde bir sektör gerçekleştiriyor. Bugün o sektöre tasarruf finansmanla ilgili bir sektör olarak görüyoruz. Ama dün nasıl bir şey bu diye sorduğumuzda dayanışma ekonomisi diyordu Eyüp Bey. İşte kadınların yaptığı günden etkilenen bir ifadeyle anlatıyordu. Dün böyle anlatıyordu ama bugün artık kurumsallaşmış tasarruf finansmanı denilen bir modele dönüşmüş bir sektör. Nasıl gidiyor? Eyüp Akbal hoş geldiniz. Nasıl hoş bulduk gidiyor? Öncelikle. Çok teşekkür ederim. Zaman zaman çiçeği burnunda lafı size uyuyor. Zaman zaman bu stüdyolarda bu konuları paylaşmıştık. Bugün tabii farklı bir kimlikle karşınızdayız. Hem sektör olarak hem bireysel olarak. Bu sektörümüz biliyorsunuz 30 yıllık bir mazisi olan bir sektör. Nihayetinde geçen sene Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifadeleriyle mecliste kanunumuz yasallaştı ve regüle olduk. Lisanslı firma, lisanslı sektör haline geldik. Tabii kolay olmadı bu süreç, uzun sürdü. Çok istediniz bunu. Çok yıllarca bunu çok istedik çünkü inandık. Biz bu sektöre inandık. Bu sektörün geleceği gerçekten Türkiye'nin de ciddi anlamda bir finansal enstrüman olacağını ve kitlelerin buna çok büyük teveccüh ettiğini söylemiştik. İnanmıştık buna. Hakikaten de geldiğimiz nokta itibariyle bir yıllık bir lisanslama sürecimiz vardı. Bir yıldır aslında geçen ay kutlamış olduk. Şimdi geride bıraktığımız bu süre zarfında lisanslamanın ve regüle olmanın sektöre çok büyük bir katma değeri sağladığını görmüş olduk. Burada tabii regüle olurken de aynı zamanda Finansal Kurumlar Birliği'nin birliğin çatısı altında BDDK Düzenleyici Kurumu'nun çatısı altına girmiş olduk. Dolayısıyla yaptığımız her türlü çalışmanın artık bir resmi karşılığı olmuş oldu. Bu da haliyle insanların sisteme olan güvenleri pekiştirmişti. Dolayısıyla bugüne geldiğimizde bu rakamlar bazında da görüyoruz ki gerçekten sektör gün be gün büyümeye başlıyor. Ben sadece bir şey söyleyeyim. Yani bir kamuoyunda paylaşmak isterim bunu. 2015 yılında iki tane firmayla başlamıştık. Daha sonra yeni firmalar sektöre katıldı. Geçen sene lisanslamayla birlikte 6 firma sektörü temsil ediyor. O 2015 yılı ile 2023 yılı arasındaki büyüme %854. Müthiş bir şey. Rekor bu. Müthiş. Dolayısıyla baktığınızda sektörün büyümesi gerçekten önemli. Burada en önemli katkı da tabii ki regülasyon sürecinin etkisini görüyoruz biz. Daha önce insanlar firma ne kadar güvenilir, sektör... Şu büyümede şu vardı değil mi? Ben bu sisteme inanıyorum. Sistem çok güzel bir sistem. Bu sistem vasıtasıyla bir şey sahibi, ya ev, araç sahibi olmak istiyorum ama diyorlardı. Ama diyorlardı. Bu, şimdi ama yok. Ama yok. Şimdi her şey kontrol altında. Bütün hesaplar, kitaplar takip ediliyor. Kamunun denetiminde. Tabii. BDDK'ya düzenli aslında olarak. Aslında siz kamu kuruluşu gibisiniz. Baktığımızda aslında yani. Şöyle tanımlama şu şekilde tasarruf finansman sektörü olarak bankacılık dışı finansal kuruluş olarak değerlendiriliyoruz. Yani bankacılık dışı finansal kuruluş. Yine ama şunu da söyleyeyim 63-61 sayılı bankacılık kanununa tabiiz. Tabii. Bütün mevzuatla ilgili bütün mevzuat, çıktı mı? Yani bunlar sizin beklentilerinizi şöyle, karşılayacak. Daha bir yıl olduğu için. Bizim aslında 2025 yılına kadar bir iyileştirme sürecimiz var. Düzenleme sürecimiz yapıyorsunuz, var. Yapıyorsunuz, aksaklık görülüyor, yapıyoruz, ona uygun. Değiştiriliyor. Çünkü sizin uluslararası standartlara ve Türkiye'nin Hazine Maliye Bakanı standartlarına uyma zorunluluğunuz var. Dolayısıyla bir süre tanımlandı bize. O süre zarfında biz bir yılda geldiğimiz nokta gerçekten çok başarılı bir nokta oldu. Burada kanunla değişmesi gerekenler ve yönetmelikle değişmesi gerekenler var. Bu bir kısmı BDDK eksenli, bir kısmı da kanun değişikliği gerektiriyor, Ankara'yı ilgilendiriyor. Bizim şu an üzerinde durduğumuz nokta bir yıldır beklediğimiz bir mevzuat değişikliği var. Bu mevzuat değişikliğinde kısaca bir bahsetmek istiyorum. Burada bizim daha önce biliyorsunuz kanun çıkarken... Bu kanuna göre bizim, daha doğrusu BDK yönetmeliğine göre bizim çekilişli gruplarda 1 milyon üzeri
kampanya yapmama şartı vardı. Dolayısıyla hem tasarruf fon havuzlarını hem rasyolarınızı tutturmanız açısından bu çok önem arz ediyordu. Şimdi tabii Türkiye'de gelişen süreç özellikle ekonomik anlamda bir daralma oldu. Enflasyonist bir ortama doğru yeniden bir giriş oldu. Öyle olunca artık evler o fiyatlara alınmıyor. Değerler değişti. Değerler çok değişti. Enflasyon çok arttı. Yeniden bir değerlemeye ihtiyacımız var. Yeniden bir değerlemeye ihtiyaç var. Bunu BDDK'dan bekliyoruz. O da eli kulağında. Eğer bu da değişirse, çünkü kanun gereği değişmesi gerekiyor, bu sürecin BDDK'nın oylanması gerekiyor. Bu da gerçekleşirse bizim beklentilerimiz bu rakamların çok daha üzerinde bir katılımcı sayısını artıracağız gibi gözüküyor. Muhteşem bir büyüme yani bu, evet, bahsettiğiniz. Yani buna rağmen iyi bir büyüme tabii. Bir de Türkiye aynı telden saz çalıyordu. Artık farklı finansman modellerine geçmek. Bu dünyada da bir örnek. Değil mi? Yani dünyada da şöyle, bazı ülkelerde farklı şekillerde uygulanıyor ama bu bize özgü bir model. Evet. Yani Türk toplumuna özgü bir model. Dediğiniz gibi başlarken de ilk olarak bu sistemin aslında temeli bizim yine kültürlerimizden, geleneğimizden gelen bir yapı üzerine inşa edilen bir sistemdi bu. Şimdi bu sistem mevzuatı ve kanuna bağlandı. Belki bu örnek bir model olarak da İslam dünyasında çok farklı ülkelerde, ekonomik ülkelerde farklı bir şey karşılık bulabilir. Bunun şimdiden söyleyebilirim. Çünkü gerçekten çok önemli bir sektör bu. Evet. Buradaki espri aslında sizin bugün öde yarın al mantığı. Sistemin bir diğer tanımına baktığınız zaman da aslında grup içerisindeki insanların birbirlerine ödünç vererek ihtiyacı olan ev, araba ve iş yeri alma modelinin toplamıdır. Dolayısıyla burada yine sektör geliştikçe önümüze bazı farklı sorunlarla karşılaşıyoruz. Yani yaşarken bunları görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de bizim sürekli BDDK ile yaptığımız görüşmelerde, Ankara ile yaptığımız görüşmelerde sektörün ürünlerinin çoğaltılması. Yani sadece 3 kalem üzerinden yürümek belki sizi şu an kısıtlıyor ama ileride bu önü açılırsa, örnek olarak diyor, bir takım yeni paketler sistem içerisinde konulursa, devlet teşvifi falan getirilirse bu sürece, sisteme, bu sistemin önü çok açık. Çünkü kendi öz değerlerinizle, öz sermayenizle, öz kaynaklarınızla siz alacağınız her neyse ona sahip, o ürüne sahip oluyorsunuz. Çünkü şu anda gayrimenkul ticari ya da ev vesaire gibi gayrimenkul alabiliyorsunuz. Otomobil alabiliyorsunuz. Bunu daha arttırmak, daha tabii, farklı... Farklı enstrümanları da dahil etmek lazım. Belki ticarette kullanmak, başka alanlarda kullanmak mümkün olabilir diyorsunuz. Mümkün. Bununla ilgili çalışmak evet, lazım diyorsunuz. Mümkün. Çalışıyoruz. Zaten evet, zaman zaman da bunu dile getiriyoruz. Yani eğer bu imkan ve fırsat verilirse biz bir takım yeni ürünlerin nasıl bu sisteme dahil edileceğine dair görüşlerimizi beyan ediyoruz ilgili kurumlara. Bu arada mesela siz bu sistemin ilk... anlatın nasıl bu sistem diye ben... Yıllar önce size sorduğumda dayanışma var bunun içinde. Dayanışma ekonomisi diyorsunuz şimdi öyle. En doğru anlatımı bu aslında. Yani o geleneklerimizde var dediğiniz şey, dayanışma bizim geleneklerimizde var. İşte tarlayı imece usulü toplarız. Aslında imece vesaire. Usulü yani. Bu da bir imece evet, usulü. Tabii, yardımlaşma, yani, dayanışmaya dayalı bir usul. Ve dolayısıyla bu usulü uygularken herkes birbiriyle dayanışma içinde oluyor ve bir takım farklı şeyleri ödemek zorunda kalmıyorsunuz. Yani faiz gibi vesaire gibi. Ekstra maliyet getiren enstrümanlara girmiyorsunuz. Evet, çok çok doğru. Yani evet, burada aslında 100 liralık bir ürün düşünün. Yine 100 liraya mal ediyorsunuz bunu bu evet, sistemde. Ama bunu sistem dışındaki diğer enstrümanlara başvurduğunuzda mutlaka bir katma artı değer oluşturuyor. Mecbur. Artı bir maliyet oluşturuyor. Diyor ki ben de onun ayakta duruyorum. Tabii. Yani böyle evet, olunca haliyle bu sektörde kendi içinde finanse ediyor. Aslında ödünç sistemi dediğim şey o. Kendi içinde insanlar, buradaki firmanın özelliği nedir? Firma burada aslında katalizör olarak görev alıyor. Anadolu'nun her yerinde. Aslında siz koordinatörsünüz. Koordinatör. Burada insanlar arasında koordinasyonu sağlıyorsunuz. Sistemin yürümesi için, evet, sistemi sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için. Bir de bugün siz, ben Konyalıyım. Konya'dan sisteme katılıyor. Siz Hataylısınız. Hataydan sisteme katılıyorsunuz. Siz birbirinizi tanımıyorsunuz. Aslında. Ama doğru, biz burada ortak değer Fuzul'u biliyoruz. Fuzul üzerinden bir araya geliyoruz. Doğru. Bunu koordine ediyoruz.
Ve siz mesela Eyüp Bey ödedi mi ödemedi mi o endişeye de girmiyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz bir araya gelindi imece usulünde birer tane altın ortaya konuldu 10 kişiyle 10 altın olur. Ama bunlardan bir tanesi ödemeden çekilirse 9 altını 10'a bölmek zorunda kalacaksınız. Maliyetiniz artmış oluyor. Buradaki sistemde giren de çıkan da aslında birbirini tanımıyor. Çünkü değişik bir doğal varsınız. Ama ben varım. Evet. Ben olunca her şey siz burada toplanıyor. Siz de 30 yıldır varsınız. Ben de 30 yıldır başarıyla yürüttük bugüne kadar. Aslında sektör daha önce söyledim. Hatta yani başarıyla yürütmeniz aslında yani sistemin bir regülasyonu yoktu. Yok. Bir zorunluluğu yoktu. Bir denetleyeni yoktu. Buna rağmen oradaki denetleme herhalde sizin vicdanınızla ilgili bir denetlemeydi. Başka yani. Güven esası ön plandaydı. Dolayısıyla biz burada bu sektördeki insanları bir araya getirip biraz daha resmileştirme operasyonu gerçekleşmiş oldu aslında bu lisanslamayla. Hakikaten de sektör ciddi anlamda bir değer kazandı. Şimdi mesela en çok tartışılan yani işte biraz önce siz de söylediniz. Konut fiyatları arttı. İşte buna yönelik finansal erişim zorlaştı. Evet, zorlaştı. Burada nasıl bir rol oynayabilirsiniz siz? Yani çözümle ilgili biz arıyoruz. Mesela burada zaman zaman inşaat şirketlerinin CEO'larını, yönetim kurulu başkanlarını ağırlıyoruz. Ne olacak? İnsanların yeniden ev sahibi olmak gibi bir umutları olsun mu diye soruyoruz. Farklı cevaplar alıyoruz. Mesela özellikle araziyle ilgili, arsa üretimiyle ilgili. Size soruyorum şimdi. İnsanlar umutlansın mı? Ev sahibi olmak için. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz ev sahibi olma oranları halen istenen seviyede değil. Konut satışları son enflasyonist ortamda ciddi bir düşüş gösterdi. Rakamlara baktığınız zaman geçen yıllara göre %24'lük bir düşüş var ipotekli satışlarda. Haliyle insanlar mutlaka bir ev sahibi olmak istiyor. Bunun için de finans gerekli ve finanse erişim de şu an çok sınırlı. Düşünün, geçen gün BDDK bir kanun çıkardı biliyorsunuz. Tabii. Yani iyice sınırlandı. Yani iyice sınırlandırdı. 5 milyona kadar %25'lere bir kredi kullanma oranı var. 1 ile 1 milyona altındaki evler için %22'lik bir değer oluşturdu. Yani kredi kullanma. Dolayısıyla hem vadesinde hem de finansmanında ciddi bir erişim sorunu yaşıyoruz şu zaman diliminde. Evet. Bunun için de tam alternatif model olarak aslında tasarruf finansman sektörü ön plana çıkıyor. Zaten rakamlara da görüyoruz bizim nasıl... Sizde bir artış tabii, var bir mı? Artış var. Ha. Çünkü insanlar eğer dışarıdan finansmana erişemezlerse finansmana o zaman alternatif kaynaklara dönüyorlar. Biz o aslında zaman buradan, dayanışarak biz, biz bunu alıyoruz. Biz burada aslında bir alternatif kaynak da oluşturuyoruz burada. Yalnız şurada şu dikkatinizi çekmek istiyorum bu konuya. Biz burada ev yapmıyoruz. Tabii. Yani siz inşaat yapmıyoruz. Yani bütün tasarruf finansman şirketleri. Bütün evlerin sahibi sizsiniz. Yani ya daha doğrusu sistem satıyoruz biz burada. Bu sistemle insanlar katılımcılarınız evet, değil mi? Bu evet. Sistemle katılımcılarımız Türkiye'nin herhangi bir şehrinden, bölgesinden ev sahibi veyahut da araç sahibi olabilir. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu birkaç şekilde yapıyoruz. Yıllardır yaptığımız bir uygulama bu. Birisi çekilişli sistem. İkincisi vade ortası. Üçüncüsü bireysel dediğimiz, yani günü siz belirliyorsunuz, şu tarihte ben almak istiyorum diyorsunuz. O tarihte bir ödeme planı çıkarıyor sizlere ve o tarihte de istediğiniz yerden alabiliyorsunuz. Şunu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Genelde şöyle bir yanlış anlaşılma oluyor. Ben şu evi almak istiyorum, bana finansmanı verecek misiniz? Hmm. Aslında bizimki önceden ödeme, sonradan alma sistemidir bir yerde. Çünkü zaten kanun gereği de %40'lık bir rakama ulaşmadan teslimat yapamıyorsunuz normalde. Böyle olunca sizin birazcık bekleyip birkaç zaman diliminden sonra o istediğiniz ev, iş araç neyse onu alabiliyorsunuz bu sistemden. Genelde soruyorlar, benim burada bir evim var, aman ev sahibi beni çıkarıyor. Çocuğu gelecek Almanya'dan, kızı evlenecek falan vesaire. Bu evi alabilir miyim? Diyoruz ki onu ön ödeme yaparak %40'ına kadar gelir sana. Evet. Ama bu arada mesela bu şey ev fiyatlarındaki artış nedeniyle insanlar onu yani ev sahibi olmanın zorlaştığı bir dönemde bu dayanışma yöntemi çok öne çıkıyor aslında. Yani %40 önemli bir şey değil. Yani aslında baktığınızda. Şimdi şöyle normalde Cenab-ı bir inşaat 36 ayda teslim edilir. Hmm.
1 inşaat 36. Bu da 3 yıl demektir. Yani siz bugün bir evi almak istediğinizde bir inşaat firmasından gidersiniz. 3 yıl sonra teslim alırsınız. 36 ay sonra teslim alırsınız. Aslında yine bekliyorsunuz. Bekliyorsunuz tabii. Yani biz aslında daha erken teslim ediyoruz. Bir de şöyle bir avantajı var mı? Bunu da öğrenmek isterim. Şimdi insanlar tasarruflarını korumak için enflasyonist ortamda bu sıkıntı çıkıyor ortaya. İşte altına mı, dolara mı, işte mevduat mı, nasıl borsa mı? Nasıl yaparsam mevduatımı ya da tasarrufumu korurum diye böyle bir endişe içinde. Aslında bu baktığınızda en iyi tasarruf koruma yöntemi de sayılabilir. Çünkü direkt konuta endeksli oluyorsun, direkt araca endeksli oluyorsun burada. Doğru söylüyorsun. Zaten sektörün ismi tasarruf finansman sektörü. Evet. Tasarrufu teşvik eden bir yapı bu. Dolayısıyla buraya giren bir şekilde tasarruf sahibi olmuş oluyor. Peki bu sistem dışında kalırsa ne oluyor? Onu söyleyelim. Kesinlikle bir harcaması, ekstra harcamalar çıkıyor ve o parayı tutamıyor bir arada. Doğru. Burası doğru bir adres. Ya bir buraya geldiğinde, nereye yatırırsan buraya ne olur bilmiyorsun. Buraya geldiğinde günün sonunda bir ev sahibi ya da araç sahibi ya da iş yeri sahibi oluyor. Bu kaçınılmaz bir şey. Şimdi biz aslında... Ya hedefinizde eğer araç ya da ev varsa bu sistem sizi o evdeki fiyat yükselişine karşı koruyor aslında. Yani baktığınızda. Aslında biz şöyle erken teslimatlarımız var ya bizim. O evet. Teslimatları yaptığımızda dediğiniz çok doğru. Doğru. Zaten sizin her halükarda bizim sisteme giren insanlar en geç vade ortasında almak zorunda. Anladım. Dolayısıyla 100 aylık bir gruba giren bir müşterimiz 50. ayda çekilişli grup konuşuyorum. İster çıksın ister çıkmasın. Sonuçta 50. ayda bir teslimat yapıyoruz kendisine. Şimdi bu ev çok öne çıktı son dönemde. Siz evet. Evle ilgili yani aslında otomobil de tabii vardı ama şimdi otomobil de öne çıkacak bu son karardan sonra. Çünkü otomobille ilgili biraz sınırlandırıcı bir takım kararlar aldı. Kampanyalar başladı şimdi otomobil şirketleri. Şimdi bildiğiniz gibi sizin burada yeniden devreye girmeniz söz konusu. Konjonktür değişiyor sürekli gelişen şartlara göre. Şimdi bundan önceki yıllarda bizim ağırlığımız ev üzerindeydi. Evet. Yani neredeyse %70'e yakın ev tercih ediliyordu. Daha sonra ev fiyatlarının artışıyla birlikte bu ilgi araca döndü. Şimdi %70 araç oldu, %30 ev oldu. Çünkü hemen refleksi gösteriyor. Çok esnek. Dolayısıyla zaman zaman hangi sektör ön plana çıkıyorsa buradaki vatandaşların refleksleri de oraya doğru yöneliyor. Otomobil sektörünü de kurtarmış oluyorsun. Şu anda... Çünkü araba satamayacaklar yani baktığınızda. Sıkıntı çıkmaya başladı çünkü. Ben bu günlerin sınırlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yeni alınan ekonomik orta vadeli planları beraber dinledik biz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bu süreç biraz daha normale dönüşür. İnsanlar rahatlıkla böyle reflekslerini başka yerlerde kullanmazlar. Artık asıl ihtiyacı olan neyse ona erişir diye düşünüyorum. Bu sektörün işte burada dile getirmek istediğim nokta oydu. Yani kanun çıkarken 3 tane ürünle sınırlandırılmıştı ya. Evet. Bunun önüne açılması gerekiyor. Bütün sektörlerde tabii, biz bunu yapalım ki yapalım. Böyle refleksler geliştirelim. Refleks geliştiğinde o insanların ihtiyaçlarını burada karşılayalım. Ama nasıl? En düşük maliyetle, kendi öz kaynağıyla sahip olsun. Kendi öz kaynağıyla sahip olduktan sonra aslında diğer yöntemlerle bir ev yerine 2 veya 2,5 3 ev fiyatı ödüyor. Doğru. Ama bu sektörle birlikte bu sektör üzerinden sisteme dahil olduğunda birebir kendi o diğer 2 ödediği ekstralar cepte kalıyor. Ekstra maliyet yükleniyor. Mesela bu yeni şeyler katılsın dediğiniz şeyde somut örnek var mı? Mesela araç var. Ev var şimdi. Şimdi o konu üzerinde sektördeki diğer temsilci arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Biz BDK'da bize bu konuda başkanla geçen yaptığımız görüşmede dile getirilmişti. Bu konudaki tavsiyelerinizi de ben alayım dedi. Tabi burada BDK düzenleyici kuruluş olduğu için yetkili kuruluş da aynı zamanda. Doğru. Ben şunu istiyorum, bunu istiyorum demek ayrı bir şey. Bir de bunun tabii... Bunların vermesi ayrı tabii bir şey. Tabii bunların bir de sizi bunu istiyorum dediğinizde sizin rasyolarınızı, bilançolarınızı, finansal yapınızı ne kadar etkiler... Onu da onlara paylaşmak lazım ki
Çünkü evet, her şeyi satayım dersiniz ama öz kaynaklarınız yeterli olmayabilir. Fon havuzlarınız yeterli olmayabilir. Ayrıca onlar başka sektörlerde de düşünmek zorunda. Tabii tabii. Çünkü aynı işi yapan başka sektörler de var. Doğru. Korumak zorunda. Bu siz bir de bir birlik içindesiniz. Evet, ondan biraz bahsedeyim ben. Evet. Finansal Kurumlar Birliği diye bir birliğimiz var bizim. Bu da yine bankacılık dışı finansal kuruluşların bir araya geldiği bir birlik bu. Evet. Buradaki en büyük artısı bize aslında mevzuat çalışmalarında çok ciddi bir katkısı var. Tecrübeleri olduğu için de sektörü yeni bir yıllık bir sektörüz biz. Doğru. Dolayısıyla oradaki birikimleri biz sektörümüzün o birlik içerisinde alacağı aksiyonları hep beraber paylaşıyoruz. Şimdi tabii bu süre zarfında neler yaptık o Finansal Kurumlar Birliği'nde? Birincisi tabii bir takım... Siz onun başkanlığını yürütüyorsunuz. Sektör kurulu başkanlığını yürütüyorum. Evet. Aynı zamanda orada bizim bir takım çalışma gruplarımız var bizim. Şimdi kurumsallıktan tutun, mevzuata, mali yapıya, oradan birçok diğer sektörün sorunlarıyla ilgili çalışma gruplarımız, medya, iletişim grubu gibi. Bunlar bir araya geliyorlar düzenli olarak. Bu paylaşımlarını gerçekleştiriyorlar. Eksik gedikler sürekli değerlendiriliyor. Bu çok, çünkü gelecekte sizin uluslararası alanda da faaliyet göstermeniz için sizin uluslararası kriterlere uygun hale gelmeniz lazım. Yani eğer yarın bu sektör dışarıya, bugün Türkiye'de birçok kurum ve kuruluş dışarıyla ilişki halinde. Yabancı yatırımcı geliyor, mevzuata uyumlu sağlanması lazım. Biz gidiyoruz dışarıda yatırım yapıyoruz, uyuma sağlanmamız lazım. Dolayısıyla bütün bunları bir araya topladığımızda bizim aslında bir kurumsal yapıyı oluşturma ile ilgili. Aynı zamanda ben burada kamuoyu da paylaşmak istiyorum. Sektörün önüne açılması ve gelişmesi açısından biz İbn Haldun Üniversitesi ile de Finansal Kurumlar Birliği çatısı altında bir tasarruf finansman araştırma ve uygulama merkezinin protokolünü imzaladık. Yüksek lisansla ilgili mi? Lisansla ilgili. Yani sektöre katma değer sağlayacak olan bu uygulama ve araştırma merkezi sürdürülebilirliği, uluslararası etkinliğini, insan kaynaklarının yönetiminden tutun. Belki işte yeni şeyler, enstrümanlar diyorsunuz. Yeni enstrümanlar diyorum. Dolayısıyla bir bütün olarak aldığımızda aslında gelecekte bir literatür oluşturmaya çalışıyoruz bu uygulama ve araştırma merkezi. Artık bunun dediğiniz gibi muhteşem. Keşke bunun bir kitabı olsa demiştiniz. Evet artık kitabı olacak. O kitabı olsa bambaşka. Yani ben bunu akademik olarak düşünüyorum ben. Bu akademik olarak onun kitabını İbn Haldun Üniversitesi yapar da ben gazeteci olarak... Bu yasanın çıkışını, bu işin kurumsallaşmasının oy birliğiyle, herkesin desteğiyle nasıl sağlandığını hep merak ediyorum. Belki bir gün anlatırsınız bana. İnşallah. Biraz daha otursun işte ondan sonra diye düşünüyorum. Çünkü daha henüz çiçeği bulunmadı bir çağında. Sektör. Evet, inşallah çok başarılı olursunuz. Çok teşekkür ediyorum ben. Ben çok teşekkür muhteşem ederim. Muhteşem bir sektör. İnşallah daha da büyür ve başka alanlarda da Türkiye'nin finansman, Türkiye'nin insanlarının finansman ihtiyacını karşılar. Siz de koordinatör olarak daha büyük işlere imza atarsınız. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim noktalıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.